iPad'in en büyük kullanım kolaylıklarından bir tanesi de belge oluşturmak ve not almak. Yani herhangi bir not defteri yanımızda taşımadan sürekli notlarımızı alabileceğimiz, online olarak upload edebileceğimiz, kendimize mail atabileceğimiz veya takvimimizi oluşturabileceğimiz notlar alabiliyoruz. Ve işin ilginç tarafı Documents gibi bazı uygulamalarla da Excel'de oluşturduğumuz tablolar gibi tablolar oluşturabiliyoruz. Word dokümanları oluşturabiliyoruz. Bunlar sayesinde de kolaylıkla ya da mobil olarak işimizi yapabiliyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj. Tabii bunları kullanabilmek için klavyeyi çok etkin bir şekilde kullanabilmemiz lazım. Not almak, belge oluşturmak, yazı yazmak için. Hadi gelin klavyenin özelliklerine şöyle bir göz gezelim. iPad'de klavyeyi kullanmayla ilgili bazı hileler verelim size. Mesela şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şuradaki Apple tuşuna basarak ana ekrana geri dönüyorum. Burada ayarlar butonuna basarak ayarlarıma giriyorum. Genel ayarların içinde aşağıda bakın klavye aracımı buluyorum. Klavyeye bastığım zaman burada otomatik büyük harf, otomatik düzeltme, yazım denetimi gibi ayarlar var. Bunları buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yani bir yazı yazarken yazınızın, kelimenizin otomatik olarak iPad tarafından düzeltilmesini istemiyorsanız veya iOS tarafından bunları kapatabilirsiniz. Bu butonlara basarak bunları kapatıyorum gördüğünüz gibi. Bakın buradaki butona, yani iPad butonuna çift tıklarsanız eğer aşağıda size açık olan hali hazırdaki aplikasyonları gösterecektir. Buradan notlar aplikasyonuna geçiş yapıyorum. Yeni bir not oluşturuyorum. Bakın direkt olarak herhangi bir yazı yazılabilen bir yere tıkladığım zaman direkt olarak aşağıda klavyemin otomatik bir şekilde göründüğünü görebilirsiniz. Bunu gizlerseniz de tekrar mesela yazı yazacak bir yere gelin. Otomatik olarak o klavye tekrar geri çıkacaktır. Herhangi bir yazı yazmak için zaten Q klavye gördüğünüz gibi standart bir Q klavye. Tabii bunu değiştirebiliyoruz aslında. F klavyeler de ekleyebiliyoruz. Farklı klavyelerde kendimiz oluşturduğumuz klavyelerde ekleyebiliyoruz. Buradan herhangi bir yazı yazabiliriz bu şekilde. Gayet kolay bir kullanımı var. Özellikle yatay kullandığınız zaman klavyeyi harfler çok geniş olduğu için eliniz asla yanlış bir tuşa basmıyor. Tabii ki olabilir ama en azından genellikle sizi düzeltme yönünde kurtarıyor. Sayı yazmak isterseniz dikkatinizi çektiyse burada hiçbir sayı yok. Fakat şurada bazı semboller var. Buraya tıkladığımız zaman sayılar ve bazı sembolleri buradan ayarlayabildiğimi veya oluşturabildiğimi görüyorum. Mesela at sembolü mail yazarken önemli olabilir. End sembolü, virgül, nokta gibi, slash gibi semboller buradan oluşuyor. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. İlginç bir özellik. Herhangi bir yazı sayı yazdığınızda space'e basarsanız otomatik olarak yazıların, harflerin olduğu klavyeye geri dönüyor. Bu ilginç bir özellik. Bunu aslında iPhone güzel bir şekilde iOS veya uyguluyor diyebiliriz. Farklı oluşturduğunuz klavyeler arasında geçiş yapmak için şuradaki tuşa basabilirsiniz. Bir daha bastığımda bakın o tuşa farklı bir klavye geçiş yapıyor. Fakat bir klavyeyi nasıl oluşturuyoruz ona bakalım. Tekrar iPad tuşuna basıyorum ve buradan ayarlara geliyorum. Tekrar genelin içinde klavyelere giriyorum. Ve klavyeler içinde bakın yeni klavye oluşturmak için uluslararası klavyelere giriyorum. Bakın burada yeni klavye ekle diye bir seçenek var. Burada istediğiniz farklı bir klavyeyi seçebilirsiniz. İşte mesela İngilizce klavyeyi seçiyorum. Ve artık İngilizce bir klavyem var. Tekrar iPad tuşuna bastım. Tekrar hatta buna çift tıklayalım yine iki kere basalım ve notlar kısmına gelelim. Burada tıkladığımız zaman, şuraya tıkladığımızda veya bakın ilginç bir özellik daha göstereyim. Buraya basılı tutarsanız eğer aktif olan bütün klavyeleri görebilirsiniz. Buradan English US'i seçebiliriz veya yine basılı tutup Türkçe'yi seçebiliriz. Tabii İngilizce ile Türkçe arasında çok büyük bir fark göremiyoruz ama kendi dediğim gibi özel klavyelerimizde veya Rusça gibi, Kiril alfabesi gibi klavyelerde kullanabildiğimiz için bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Aslında iOS 5'te yanlış hatırlamıyorsam gelen bir özellik. Klavyeleri artık ikiye ayırabiliyoruz. Şu şekilde tutarken iPad'i baş parmaklarımızla kullanabilmek için aslında çok yararlı bir yol. Tabii ama harfler küçüldüğü için hata yapma ihtimalimiz de açıkçası biraz artıyor. Tekrar geri birleştirmek için basılı tutarak tekrar birbirine doğru itebiliriz. Bir önemli özellik de bunu da özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Yazdığımız bir şeyi bakın üstüne bir kere tıklayarak tümünü seç dersem seçim yapacaktır ve kopyala dediğimde bu yazıyı kopyalayacaktır. Yeni bir not açıp mesela bu yazıyı buraya yapıştırabiliriz. Tekrar tıklıyorum bakın buraya
ve yapıştır diye bir seçenek geliyor. Yapıştıra bastığımda yeni bir yazı buraya direkt olarak yapıştırabiliyorum. İlginç kısmı işi bunu internetten, kitaplardan yani iPad ile açabildiğiniz herhangi bir belgeden de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Oradan kopyalayıp direkt olarak buraya yapıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir arada bir yere girmek isterseniz basılı tutup bakın bir büyüteç çıkacaktır hemen. Bu büyüteç yardımıyla mesela G'den sonra geliyorum ve G'yi harfini silmek istiyorum. Bunu bu şekilde yapabilirim. Tekrar tıklayıp bakın eğer çıkmıyorsa o yazı şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Seç diyorum. Bu seçme işlemini büyütüp küçültebilirsiniz bakın. Görüyor musunuz? Şu alttaki küçük noktaları tıklayarak seç diyebiliriz. Burada öner kısmına basarak da aslında demin biraz önce kapattığımız yazı önerme işlemini yapabiliriz. Yani biraz önce settings'den dersin başında kapatmıştık hatırlarsanız. Şuradaki öner kısmından bunu da yapabiliyoruz. Klavyeyi kullanmanın bazı güzel yollarını, hızlı yollarını gördük veya hilelerini gördük. Klavye dediğim gibi not alırken veya birine mail yazarken her türlü durumda işimize yarayacak bir şey veya bir şey ararken de. O yüzden klavyeyi kullanmak aslında iPad'in en fundamental yani en temel bilgilerinden bir tanesi. Bunu kullanmayı bilmek bu nedenle çok önemli.